Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Tunç. Sizlere bugün, daha doğrusu bu gece Star Wars'un son filmi, yani 7. filmi Güç Uyanıyor hakkında 2 bölümlük bir inceleme gerçekleştireceğiz. İlk bölümünde spoilersız olan kısımdan, ikinci bölümünde ise spoiler, daha doğrusu filmin içeriğine dair bilgiler vereceğiz. Umarız hoşunuza gider. Yanımda forum üyelerimizden, eski üyelerimizden Hurin bulunmakta. Oğuz, hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Filmden bahsedeceğiz. Gittik, izledik gece 12'de. Ve şu an saate bakıyorum. Saat 4.30'u gösteriyor. Evet. Senle bir sesli inceleme hazırlıyoruz. Filmden önce istiyorsan bir ortamdan bahsedelim. Nereye gittik, ne yaptık? Biz kanyonda izledik filmi. Nasıl buldun ortamı? Şimdi öncelikle organizasyonun nasıl yapıldığını biz arkadaşlarımıza anlatalım. Organizasyon yıldızsavaşları.com'un sahibi Ateş Çetin tarafından yapıldı. Kendisi tarafından belli başlı kişilere haber ulaştırıldı. 300 kişilik bir salon vardı. Bu 300 kişilik salonun 150 kişisi bize aitti. Ve gösterimden bir ay önce böyle bir gösterim olacağını, hani bir gala tarzı bir etkinlik olacağını ve katılıp katılmayacağımızı bize sordu. Biz de evet, katılmak istediğimizi belirttik. Ve heyecanla beklemeye başladık. Ve normalde tüm arkadaşlarımız bilir, normalde filmler cuma günleri gösterime girer. Ancak bu şey için, yani bu film için Disney bir karar aldı. Ve filmi Perşembe gününden gibi piyasaya sürme kararı aldı. Peki biz neden çarşamba akşamı yaptık? Aslında çarşamba akşamı gitmedik. Çarşamba akşamı gece 12 matinesine gittik. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece evet girmiş olduk. Tam 12. Ve biz yine perşembe günü izlemiş olduk. Ve Türkiye'de belki de ilk izleyenlerden... Evet, filmin ilk seansına gitmiş bulunduk seninle aynen, birlikte. Aynen, gayet. Bence hani sen de benim gibi çalıştın. İkimizin de mesai günüydü. Ama bence bu saate kadar uykusuz kalmamıza değecek evet, çok evet güzel bir akşamdı. Evet evet, ben de açıkçası hatta filmde uyur muyuz acaba yorgunluktan falan diye düşünürken, özellikle o sıkılır mıyız? Özellikle ilk ara sahnede böyle nasıl ya, bir anda nasıl bitti falan oldum. Tabii ondan daha sonra bahsedeceğiz. Ortamda birçok tanıdık isim vardı. Hatta tabii filmden ki 2-3 saat önce zaten orada olduk. Bayağı bir muhabbet ettik, hı-hı, eğlendik. Saat 9.30 gibi biz kanyona ulaştık. Kanyona ulaştıktan sonra eskiden beri bu Star Wars camiası içerisinde bulunmuş, yani Türkiye'de buna gönül vermiş, bir şeyler yapmış, çevirilerde bulunmuş insanlar, projeler bitmiş kişiler bir araya toplanmaya başladı. Çok, hı hı, eski arkadaşlarımızı gördük. Muhabbet. Mesela Erol Masar Aksoy vardı, onu gördük. Onun dışında benim Yıldız Savaşları konuda üye olduğum zamandan tanıdığım büyüklerim, abilerim, evli çocuklu insanlar, onlarla bir araya geldik. Çok uzun zamandır görüşmediğimiz insanlarla, ortak zevkimiz evet olan bir şey sayesinde çok uzun süredir görüşmediğimiz ama görüşmekten zevk aldığımız insanlarla bir arada bulunduk. Bence çok kaliteli bir zamanda. Hani evet, İngilizlerin bir deyimi vardır, quality time derler. Hani arkadaşlarınla geçirdiğin kaliteli zaman anlamında. Gerçekten çok kaliteli bir zaman geçirdik. Hatta farklı sürprizler de vardı. Evet, VIP'lerimiz de evet vardı. Hatta hemen arkamızda oturuyordu evet, sinema üç salonunda. Üç tane sürprizimiz oldu. Hatta yani bu daha biz bir anda şok olduk. Biz kulisteydik. Şöyle anlatayım. Biz kuliste tabii ki gelen arkadaşlarımız arasında kostümlü olanlar vardı. Mesela hangi kostümleri gördük? Kylo Ren kostümü vardı. İki tane vardı hatta. İki tane Kylo Ren evet kostümü vardı. İki tane Stormtrooper vardı. Bir tane kelle avcısı vardı. Bunun dışında da işte belli başlı Darth Vader kostümü giymiş Jedi, işte Rebel Pilot, Imperial Crew kostümü giymiş arkadaşlarımız vardı. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Ve çok fazla ışın kılıcı onu da söyleyeyim. Evet, evet. Çok custom build, yani insanların kendi uğraşlarıyla yaptığı veya işte firmalardan şimdi marka söylemeyelim. Evet, satın aldı. Işın kılıçları vardı. İşte bu Stormtrooper'lar dediğimiz arkadaşlar, yani fırtına askerleri giyinirken birdenbire kapı açıldı. Bir kafa uzandı. Baktık Cem Yılmaz. Selamünaleyküm dedi. Aleykümselam dedik. Adam geri çekildi. Daha sonra arka arkaya Tamer Karadağlı, Cem Yılmaz
ve Ozan Güven. Üçü evet. birlikte odaya girdi. Selam verdiler. Kolay gelsin arkadaşlar falan dediler. O arada biz bir yandan arkadaşları giydirmeye çalışıyoruz. Yani bizim için dışarıdan belki çok basit gözüküyor ama bazı kostümleri maalesef giymek çok zor. Hele Stormtrooper'ları. Bir ara zaten ben seni kaybettim epey böyle. Epey zor. Yarım saat falan sürüyor onları giydirmek. Adamlar yazık bir de o kadar terliyorlar. Neyse bir anda aramıza girdiler. Yani ne yapacağımızı şaşırdık falan böyle. Cem Yılmaz yine espri yapıyor. Siz de mi filme geldiniz falan gibisinden böyle güzel birkaç espri yaptı. O an tabii heyecanıyla pek aklımızda tutamadık. Daha sonra ilerleyen saatlerde biz 12 gösterimini bekliyorduk. Aldığımız habere göre CNN Türk gelip canlı yayın yapmış. Yani biz göremedik. Aşağıda şanslı arkadaşlar vardı. Onlar gördü. Bir sürü fotoğraf çekinildi. Tabii ki kostümlü veya işte ışın kılıçlı en basitinden bir cübbe giyip üstüne gelen arkadaşlar vardı. İşte onlarla birlikte biz de hatıra fotoğrafları çektirdik. Ve yani herkes gayet mutluydu, huzurluydu, evet. eğlendi yani. Herkesin beklentileri vardı. Ya acaba işte istediğimiz gibi olacak mı? Biz bundan hani beklediğimize değecek özellikle mi? Özellikle son yarım saat veya herkes işte, tırnaklarını yemeye başladı böyle salonda olmaya başlayınca. Disney acaba çok güzel bir şey mi yaptı? Yoksa yani böyle Walt Disney'in çizgi filmleri gibi bir şeyle mi karşılaşacağız? Tabii çok ki. Büyük bir balonlama. Tabii ki endişe içerisindeydik. Ama sonra salona girdik. Hemen evet. arkamıza Tamer Karadağlı, hemen bizim arkamızda evet. yazan Ozan Güven ve Cem Yılmaz. Arkamızda bir üçlü vardı. Şöyle bir döndüm baktım. Kadro sağlam. Yani kendi evet. aralarına baktık. Hatta bir dördüncü daha vardı. Belki dikkatini çekmiştir. Hürriyet'in baş yazarı. Baş editörü. Ertuğrul Özkök de vardı. Oğluyla birlikte gelmişti. Aslında tanımadığımız birkaç kişi daha vardı. Yine VIP'den gelen ünlü vardı ama çok fazla dikkat edemedik. Ya biz VIP demeyelim. Yani hepimiz orada VIP'ydik. Evet, çünkü çok şanslı VIP'ydik. İnsanlardık. Çünkü hani ilk gösterimi Türkiye'de belki de ilk Star Wars'u evet. ilk izleyen insanlardan o 300 insandan 300 Spartalı'dan birisi de biz olduk. Evet. Tamam. Şimdi artık bu kadar. Bence ortam muhabbeti yeter. Çünkü insanlar merakta filmi nasıl bulduğumuzu merak ediyorlar. Yavaş yavaş geçelim. Filmi nasıl bulduk? Ya film gerçekten harikaydı. Yani, değil mi? Abartmıyorum. Abartmak için de söylemiyorum. Çok büyük benim endişelerim vardı. Yani burada bir araya gireceğim. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Ben birazcık kendi adıma genel izleyici kitlesini düşünerek konuşacağım. Oğuz da daha çok böyle Star Wars fanı, Star Wars hayranı tadında bir konuşma yapacak. Fakat genel kanı ikimizin de filmi çok iyi, hatta beklentilerimizin ötesinde bulduğu yönünde devam edebiliriz. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken bir şey var. Bundan önce bizim kanon olarak saydığımız, yani geçerli olarak saydığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6. filmler dışında işte Clone Wars, Clone Savaşları, bununla ilgili olan sinema filmi ve devam eden, takip eden dizi. Bunun dışında Dark Horse tarafından basılmış olan ve diğer çizgi yayın romanlar. Evleri tarafından basılmış olan çizgi romanlar vardı. Bunun yanında çok bizim severek oynadığımız Knights of the Old Republic, ve diğer bunun tarzı mesela Jedi Academy gibi oyunlar vardı. Ve bu oyunlardan ileri gelen işte karakterler, ırklar vardı. Ve bunlar aslında legal sayılıyorlardı. Yani kanon sayılıyorlardı. Ama Walt Disney'in aldığı bir kararla bunlar artık mit halini aldı. Yani Legends olarak geçiyorlar artık. Hı hı. Artık şunu bilmemiz lazım. Bizim için geçerli olan sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu arada yayınlanmış olan Clone Wars ile şu anda devam etmekte olan Star Wars Rebels. Hı. Buradaki bilgiler resmi bilgi olarak geçiyor. Ve buna baktığımız zaman aslında eskiden elimizde daha büyük bir portföy vardı. Yani ben mesela kendimi biraz önce sağ olsun Hakan beni hani bir Star Wars fanı olarak yorum yapacağımı söyledi. Sağ olsun beni onore etti. Ancak söylemem gerekiyor ki ben çoğu şeyi yanlış bilebilirim. Eksik bildiğim şeyler olabilir. Hı hı. Hatalı olabilirim. Bu bizim ses kaydımızın altında
eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri uyarabilirseniz sevinirim. Ben yorum de, olarak evet kendim, sizler kendim, de katılabilirsiniz bu tartışmaya. Olurum. Çünkü bizden çok daha bilgili, kültürlü arkadaşlarımız var bu konuyla ilgili. Daha konuyu yani neredeyse tüm çizgi romanları okumuş, romanları okumuş bir sürü arkadaşımız vardı. Onlardan öğrendiğimiz çok fazla bilgi vardı. Şu anda tabii bilgiye ulaşmak daha kolay. Bir Star Wars Wiki'ye girdiğiniz zaman, Star Wars'un Wikipedia sayfasına girdiğiniz zaman zaten oradan, çoğu bilgiye, çoğu bilgiye zaten ulaşabiliyorsunuz. Ama zamanında bu daha kısıtlıydı. Yani bilgiye ulaşmak daha kısıtlıydı. O yüzden biz hani bölük pörçük, oradan biraz, buradan biraz biliyorduk. Ancak hani bildiğim kadarıyla ben değerlendirecek olursam filmi ve şu andaki Disney'in aldığı kararla kanon olan çekilen dizi ve filmler üstüne konuşursak gerçekten harikaydı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan aldığım zevkin aynısını hatta daha fazlasını 7. bölümden aldım yani diyebilirim. Yani bu şöyle bir harikalık değil, değil mi? Hani beklentilerimiz zaten işte J.J. Abrams var ya da işte artık George Lucas çekmiyor. Disney'in eline geçti. Allah mahvolacak tarzı zaten bir düşük bir beklentiden doğan bir yüksek beklenti mi, yoksa ben böyle bir beklenti olmasaydı da aynı filmi görmüş olsaydık beğenecek miydik? Ya, önceden evet bazı sıkıntılarım vardı. Mesela J.J. Abrams'la ilgili benim kendi çekincelerim vardı. Yani önceden kendi çektiği Sizlerle filmler. Bitti bence birkaç milyon insanın da. Daha önceki çektiği filmler, oradaki filmlerde olan işte başarısı, performansı diyelim. Performansına göre acaba Star Wars'a uygun olur mu? O ruhu yaşatabilir mi, yaşatamaz mı? Tamam, bununla ilgili bir endişe vardı. Ayrıca Walt Disney'in de franchise'ı satın alması sonrasında acaba işte yolundan çıkartacaklar mı, saygı gösterecekler mi, göstermeyecekler mi? Bu konuda evet bir endişe vardı ama filme girmeden önce bunu ön yargısız bir şekilde izlemeye çalıştım. Hatta şöyle diyebilirim. Sabah mesaiye başladığım saat 7.30-8'den sonra akşam gece 12 film başlayana kadar böyle hani çok büyük bir heyecanla filmi bekledim. Hani o filmi J.J. Abrams'ın çekmesi, Disney'in bunun arkasında olması falan hiç önemli değildi. Önemli olan o hani saga denir işte o sıralama, o destan. Destan diyelim, destan daha doğru bir sözcük olur. O destanın devamını bir şekilde izleyecektim. Ben küçükken TRT'de izlediğim bölüm 4 ile başladım bu macera. Daha sonra lise çağlarımda, ortaokul lise çağlarımda sinemaya gidip episod bölüm 1, 2, 3'ü izlediğim zamanlardan. Bugün şu anda ben iş güç sahibiyim. İşte belli bir yaşa geldik. Tam ne çok yaşlıyız ne çok genciz. Ama o küçüklüğümdeki o heyecanı, hevesi tekrar tattım. Ve gerçekten çok güzel bir film olmuş. Yani başladığı gibi, daha doğrusu hani o heyecan filmin sonunda da devam etti. Zaten o ilk başlangıçta işte Lucas film logosu giriyor ve ardından Star Wars logosu, yani çok çok uzak bir galakside diyerek başlayan ve herkesin işte bir anda tüm salon alkışlamaya başladığı kısımda, her ne kadar insanlar ilk bu haberi aldığında işte ya olur mu böyle şey, ne güzel bozacaklar, mahvedecekler dese dahi aslında ne kadar herkesin heyecanlı olduğunu anlamış bulunduk. Mesela şöyle örnek verebilirim. Ya o kayan yazılar vardır. Bir gelenek haline gelmiştir. Bölüm 4'ten başlar. Her filmde vardır. Evet. Yani eski üçlemede ve yeni üçleme. Hatta şu andaki de belki en yeni üçlemenin evet, ilk filmiyle karşı karşıyayız. O yazılar akmaya başlayıp da hikaye ortaya çıktığında insanların kendini böyle, dediğin gibi önce bir alkış tufanı koptu. İnsanlar duygulandı. Bilmiyorum ağlayan oldu mu, ama ben ağlamadım ama belki ağlayan bile çıkmış olabilir, böyle duygulananlar. Yani o anı bekleyerek, o anın beklentisiyle ömrünü ve ne bileyim son 3 ayını geçirmiş, bir haftasını geçirmiş insanlar vardı belki de. Ve senin de söylediğin gibi yani o mesela hani her filmde bir ara olur, 10 dakika ara. 10 dakika ara için filmi kestiklerinde herkes bir yaptı. Yani çünkü film aralarında yani da alkışlar aldı çünkü film. Evet. Sadece başta bir alkış almadı. Ya zaten filmde öyle güzel şeyler oldu ki hani insanlar ister istemez her zaman bir alkış tufanına hazır bir şekilde. Bak tam buradan da artık yavaş yavaş şeye de geçebiliriz. Niye beğendik kısmına da geçebiliriz. İşte bu alkışlar niye mesela? Şimdi hani her filmde belli başlı dönüm noktaları olur. Yani
Mesela bir filmde bazen bir tane veya iki tane kırılma noktası vardır. Biz bu filmde bence dört tane kırılma noktasıyla karşı karşıya kaldık. Ve hani hepsini gördüğünde hadi canım öyle mi? Yok daha neler falan hani kendi içimden böyle tepki verdiğim zamanlar oldu. Hatta hani film hem trajedi vardı hem dram vardı ama güldürmeyi de başardı. Evet çok iyi komedi unsurlarını çok iyi yerleştirmişler. Evet yani karakterlere bir şekilde hani hep Yıldız Savaşları'nda şey vardır. Bir iyi vardır bir kötü vardır. İşte kötüyle iyi arasındaki denge, bunların arasındaki mücadele vardır. Ve her zaman hani film bir ciddiyetle ilerler. Yani hep bir hayat memat meselesi vardır. Evet. Belki de bu 7. filmde, yani en yeni serimizin ilk filminde, belki de diğer filmlerden farklı olarak komedi unsuru senin dediğin bir gibi bir tık daha fazlaydı diğerlerine göre değil mi? Evet. Biraz daha girmiş. Yani gene mesela işte özellikle ilk çekilen üçlemede yani 4 ve 5 ve 6'da yine komedi unsurları Han Solo'dan bildiğimiz üzere vardı. Tabii. Ama bu filmde mesela çok daha fazla şekilde gördük. Bunların ayrıntılarını ikinci bölümde hani spoiler olan kısımda zaten gireceğiz. Şimdilik sadece üstünden geçmek zorunda kalıyoruz. Niye güldüğümüzü söyleyemiyoruz şimdilik. ama çok güzel şeyler vardı. Dört büyük olaydan zaten bahsettik. Filmin komedi dozunu da anlatmış olduk. Bu arada benim eklemek istediğim bir şey var. Dinleyicilerimiz de hatırlar. Daha film gösterime çıkmadan önce hepimiz bir haberle karşılaştık ve gerçekten çok duygulandık. Bu da Amerika'da yaşayan bir Star Wars hayranı vardı. İsmi Daniel Flatwood'du. Evet. Daniel Flatwood kanser hastasıydı. Hatırladığım kadarıyla. Evet, doktorlar 2 ay ömür biçmişti. Ve, hatta sitede de onun haberini yapmıştık. Evet. Ve maalesef ömrü vefa etmeyecekti. Ve bu konuda bir kampanya başlatılmıştı. Kampanyanın sonucu olarak da bu kampanyaya Disney karşılık vermişti. Ve filmin ham halini yani tek çekimleri bitmiş ama üstüne işte son rötuşları yapacakları halini göndermişlerdi Daniel'a ve Daniel izlemişti. Şöyle düşündüm. Ya dedim adam aslında ne kadar güzel bir şey izlemiş. Yani gerçekten hani evet. Ben bunu abartmak için söylemiyorum. Hani LucasArts veya Walt Disney cebimize para koymuyor ikimizin de. Gerçekten beğendiğim için söylüyorum. Hani ben öyle bir durumda olsam, böyle bir filmi izlemiş olsam ya ölümün iyisi kötüsü yoktur. Evet. Hani hani şu ölüm iyidir, bu ölüm kötüdür değil. Ya yani ölüm ölümdür maalesef. Acı bir ayrılıktır. Ancak ben öyle bir durumda olsam ve böyle bir filmi izlemiş olsam daha bir huzurla giderdim. Hani gerçekten insana etkileyen çok fazla noktası vardı. Duygulandıran, güldüren, neşelendiren, bunun yanında içimizi hırsla dolduran veya işte öfkelenmemize sebep olan birçok nokta oldu. Ve hani biz bunların üstünden geldik. İnşallah diğer izleyiciler de bizim gibi gelmeye başarılı. Evet 2 saat 15 dakikalık bir filmdi ama bir anda yani zaten hani sonlandı diyebiliriz. İlk ara özellikle ilk arada çok şaşırdık. Çünkü bir anda bir baktık bir saat geçmiş ve böyle bir şey olduk. Hani devam mı etse acaba zaten o bahsettiğimiz gibi bir ağlamalar falan filan. Devam et diye bekledik. Bekleme yapma. O zaman genel olarak bahsedeceğimiz kısımlar bunlardı. Yani hani içerine giremediğimiz için en fazla işte beğendiğimizi ve hani üzerinde konuşabileceğimiz şeyleri anlattık size. Bundan sonraki kısımlar biraz spoilerlı kısımlar olacak. Eğer dinlemeye devam etmek istiyorsanız ve spoiler benim için önemli değil diyorsanız bundan sonrası da artık filmin içeriğiyle alakalı olacak. Tekrar ben uyarmakta fayda görüyorum. Bizim bahsedeceğimiz noktalar filmdeki çok önemli noktalardır. Can alıcı noktalar. Ve hani izlediğiniz zaman eğer bu kaydı dinlerseniz sizin için bu sıkıntı çıkartabilir ki aramızda arkadaşlar vardı mesela. Hani bir şeyi gördük. Bir sahne geçti. Sahneyi geçtikten sonra hani yok canım falan yaptım ben. Böyle ilk defa duymuştum. Özellikle son bir hafta hiçbir platformu inceleyip hani herhangi bir platforma girip şey yapmadım. Star Wars'la ilgili herhangi bir şey okumadım. Spoiler yemeyeyim diye. Ama bazı arkadaşlarımız vardı. Çok fena spoilerler yemişler. Evet. Hatta yani filmin hepsini neredeyse duymuşlar.
yazık sonuçta. Hani insanın hevesini kaçırıyor. Peki bak tam bu aşamada... O yüzden sözünü balla bölüyorum. Eğer ki dinlemek istemiyorsanız, eğer spoiler yemek istemiyorsanız lütfen şu andan itibaren bu kaydı sonlandırın. Bu sizin için son uyarımızdır. Bundan sonra artık şu ölüyor diyerekten böyle giriyoruz o zaman. Bizden gitti. İyi bakalım. Bak o zaman tam şu anda sana artık şunu sormak istiyorum. Filmden önce her zaman, her filmde olduğu gibi özellikle böyle büyük yapımlarda bir sürü teori üretildi. Şu şu olacak, bu böyle gelecek falan. Sen takip ediyordun da onları. Tuttu mu çoğu sence? Yani tahmin edilenlerin bazıları filmde gördüğümüz gibi miydi? Benim duyduklarım arasında mesela teorilerden bir tanesi Kylo Ren'in aslında Luke Skywalker olduğuydu. Ben inanmamıştım yani. Yani önceki çizgi romanlarda, yani şu anda Legends diye tabir edilen çizgi romanlarda evet Luke Skywalker bir süreliğine karanlık tarafa geçiyor. Ancak daha sonra aydınlık tarafa geri dönüyordu. Kylo Ren olarak mı geçiyor? Yok. Kendisi olarak. Hatta hikaye o kadar dallanıp budaklanıyordu ki işte sözde klonlama teknolojisi hala devam ediyor. İmparator ölmüş ancak imparatorun klonu oluşturuluyor. Daha sonra imparatorun klonu Luke'un DNA'sını kullanıp Luke'un klonunu oluşturuyor. Bu klon Luke'un peşinden gidiyor, Luke'u avlamaya çalışıyor falan. Bir sürü çok farklı, çok ilginç hikaye vardı. Ve bunlardan bir tanesi de Luke'un Darkseid'e geçmesiydi. Hatta Kylo Ren acaba Luke'un kendisi mi şeyde afişe dikkatli bakarsanız şeyi göremeyiz biz. Luke Skywalker yoktur. Sadece en son yayınlanan Japon promosunda ve birkaç promoda yüzü görünmüştür çok kısa bir süre boyunca Luke Skywalker'ın. Ancak onun dışında bir yerde görünmediği için böyle bir teori vardı. Olabilir mi, olmayabilir mi falan. Ya benim duyduklarım arasından bir tanesi bu vardı. Ya zaten en büyük teorilerden biri de buydu. Hani özellikle hiçbir şekilde fragmanlarda Luke Skywalker'ı göremememiz. Ondan sonra ne olup ne bittiği belli olmaması insanları acaba demeye çekiyordu. Ama öyle değildi. Bir de daha önceki hikayelerde şeyle karşılaşmıştık. Mesela hani şöyle diyeyim. Kylo Ren'in kimin çocuğu olabileceğiyle ilgili teoriler vardı. İşte kimden doğmuş olabilir? Eğer Luke Skywalker değilse Luke Skywalker'la veya işte Luke Skywalker ailesiyle bağlantısı ne olabilir? Var mıdır, yok mudur? Bunun üstüne teoriler üretilmişti. Han ve Chewie üstüne işte Millennium Falcon'u yani işte Bin Yıl Şahin'i diyebiliriz. Nasıl bulacaklarına dair bazı teoriler vardı. Ama hani bunların arasında tutanlar oldu, yaklaşanlar oldu, hiç tutmayanlar da vardı bahsettiğim gibi. Tabii mesela işte şu an bahsettiğimiz olay aslında dört büyük olay dediğimiz olaylardan bir tanesiydi. Tabii. Neydi? Kylo Ren'in Han Solo'nun oğlu olması. Evet. Önce bunu öğreniyoruz. Ondan sonra merak ediyoruz bunun annesi kim? Evet. Ve annesinin kim olduğunu da promolarda biz gördük. Kylo Ren Darth Vader'ın maskesini tutuyor ve şey diyor. İşte senin başlattığın işi ben bitireceğim diyor. Ama aslında orası kesikmiş. Biz hepsini duymuyoruz. Orada şöyle bir şey diyor. Senin başlattığın işi ben bitireceğim büyük baba diyor. Evet. Büyük baba demesi bize neyi çağrıştırıyor? Han Solo'nun oğlu ve Leia'nın oğlu. Yani bu çocuk Han Solo ile Leia'nın oğlu. Bunu öğrenmiş oluruz. Dört büyük olaydan bir tanesi. Mesela bunu öğrendiğimizde yani şok olduk. Ben şok oldum. Hadi canım dedim yani iyilik için savaşan yani iki insanın çocuğu nasıl böyle olabilir? Tabii ki hikayenin gidişatında bence hani Kylo Ren'in nasıl işte Darkseid'e geçtiğini anlatmayalım. O kadar da girmeyelim. Onu da izleyicilerimiz sinemaya gittiğinde, izlediğinde kendileri görsünler. Bunun yanında Luke Skywalker'ın neden ortalarda olmadığını aslında birazcık da girebiliriz. Yani niye biliyor musun? Yani dediğim gibi hani bu birazcık da şu an anlattıklarımız
Filmi izlemişler için olduğundan dolayı hani birazcık da mesela şeylerden bahsedebiliriz. Fakat bundan önce istiyorsan hani o dört büyük olay dediğimiz, daha doğrusu bizim için hani büyük olaylardan bir diğeri neydi? Mesela şöyle sıralamaya göre, filmdeki sıralamaya göre gidersek ilk başta Jakku gezegenindeyiz. Jakku gezegeninde geçiyor başlangıç olaylar. Ve burada iki tane karakter var. Bunlardan bir tanesi Finn, diğeri Rey. Finn aslında bir stormtrooper kendisi. Rey de hurdacı bir kız. Ve bunlar kaçmaya çalışırken, gezegenden kaçmaya çalışırken The First Order dediğimiz güçlerden ilk düzenden kaçmaya çalışırken bir uçağa doğru yöneliyorlar. Bir uzay aracına doğru yöneliyorlar. Ve tam şey yaparken uzay aracına yaklaştıkları sırada uzay aracı patlıyor. O arada Finn bir tane gemiyi gösteriyor. Diyor ki evet, bu olur mu diyor. Olur mu diye soruyor. O diyor hurda diyor. Boşver onu diyor. Diğer uçağa doğru gidiyorlar. Bir anda o patlatılınca hurda da olur ya deyip hurdaya dönüyorlar. Ve birden bir görüyoruz. Karşımızda Millennium Falcon. Ya sen buna mı hurda dedin diyoruz. Daha sonra biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi Kylo Ren'in kimin çocuğu olduğunu öğreniyoruz. Üçüncüsü, kısa bir ön bilgi verelim. Daha sonra üçüncüyü söyleyelim. Film çekildiği zaman, yani filmin bulunduğu zaman aralığında üç tane güç var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet, diğeri Direniş, diğeri de İlk Düzen. İlk Düzen dediğimiz eski Sith düzeninin devamı. Yani Sith İmparatorluğu'nun devamı, Galaktik İmparatorluğu'nun devamı diyebileceğimiz bir yapılanma. Bunun yanında Direniş var. Eski Rebel Alliance, yani isyancı birliklerinin hala şeyde, galaksideki hali. Ve üçüncü olarak da Cumhuriyet'in kendisi. Bunu görüyoruz. Hatta Direniş'in amacı ilk düzenin daha fazla galakside yerleşmesini ve büyümesini engellemek, buna karşı elinden geleni yapabilmek. Cumhuriyet de el altından Direniş'e yardım ediyor. İlk düzene karşı bunu yapabilmesi için. Evet. Ve maalesef hani burada aslında şunu görüyoruz. Bu film 7. filmde 4. 5. ve 6. filmden çok fazla enstantane var. Evet. Bu enstantanelerden bir tanesi hepimizin bildiği gibi 4-5-6'da ölüm yıldızı vardı, Death Star. Evet. Death Star benzeri bir silah görüyoruz. Silahı bence filmi gittiklerinde görsünler. Biz o kadarını da söylemeyelim. Ancak bu silahla gezegenleri yok etmeye başlıyorlar. Ve hedef olarak seçtikleri de Cumhuriyet. Cumhuriyete bağlı gezegenler yok ediliyor. Ancak Cumhuriyet'in hepsi tamamen yok mu oluyor? Yoksa sadece ona bağlı olan belli başlı gezegenler mi yok oluyor? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Evet, göremiyoruz. Yani yok edilen gezegenler var. Ancak bunun Cumhuriyet üstündeki etkisi ne olacak? Çünkü hani tüm bir galaksiyi silemezsiniz haritadan. Bunun etkisini daha sonra görüyoruz. Göreceğiz diye düşünüyorum, pardon. Ve son olarak söyleyebileceğim, hani bunu artık ben söylemeyeyim, istersen sen söyle. Günah senin üstüne kalsın. Evet. Son açıkçası son o bahsettiğimiz ölüm yıldızının artık böyle nasıl tanrısı diyebileceğimiz o güçteki makineden da daha şok edici bir etki yaratacak bir durum. Han Solo bu bölümde maalesef hayata gözlerini yumuyor. Han Solo ölüyor. Ama nasıl öldüğünü bence... Ya onu da aslında zaten bence şu an dinleyenler, kaydı dinleyenler fark etmiştir. Daha doğrusu tahmin etmiştir neden öldüğünü. Büyük bir olaydı. Aslında kadın dırdırından öldüğünü söyleyebiliriz. Evet, yani ben bunu düşündüm. Bunu aslında bak mesela bunu anlatabilmemiz için mesela o detayı da söylememiz gerekiyor sanki ya. Yani çünkü bana sorarsan tüm bu olaylar, aslında tüm bu filmin, 7. filmin çıkmasının ortaya nedeni Prenses Leia. Ama Leia buna nasıl sebep oldu? Bence bunu sinemada öğrensinler. Merak etsin arkadaşlar.
Hep merak ettiriyoruz artık, ama şimdi da, sinemadan artık, izleyenler zaten. Bunu da artık söylersek ama. Hani tamam çok güzel spoilerler verdik ama. Bunu da söylersek ama. Filmin neredeyse tamamı bitmiş olacak. Hani izlemiş bile olsa. Bence bu yeterli. Kendileri çıkarım yapsınlar. Birazcık insanların o zaman, hayal gücüyle çok etkileşime girmeyelim. O zaman şöyle yapalım. Kylo Ren'in Han Solo'nun oğlu olduğunu söylemiştik. Peki o filmdeki Rey'in Luke Skywalker'ın kızı olma ihtimali nedir sence? Çünkü özellikle Luke Skywalker'ın ışın kılıcını bir şekilde görüp eline aldığı zaman bir geçmişe gidiyor. Daha doğrusu bir görü görüyor. Bir şey görüyor. Bir öngörü veya bir şey diyelim yani geçmişini görüyor. Evet geçmişini görüyor. Evet. Bazı şeyler görüyor ama gelecekle de bağlantılı bir şeyler görüyor. Haliyle orada ondan sonra çıkan işte kadın hani bu Luke Skywalker'ın babasına aitti. Ondan da önce onun babasına aitti. Artık sana ait olması lazım gibi bir şeyler söylüyor. Seni seçti mi? Bak ben orayı tam hatırlamıyorum. Ben orayı çok iyi hatırlıyorum. Şöyle diyor. Diyor ki bu kılıç Luke Skywalker'ındı. Luke Skywalker'ın olmadan önce onun babasına aitti. Ve kılıç babasından oğluna geçmişti. Ve şu anda şimdi kılıç seni seçti. Senin ne olduğunu, kim olduğunu veya geleceğini geçmişin değil. Senin şu anda yapacağın tercihler belirleyecektir. Evet yani diyor. Geçmişe bakma artık biraz geleceğine de bak. Hani bariz bir şekilde Kylo Ren'in kimin çocuğu olduğunu öğreniyoruz. Ancak Rey'in kimle bağlantılı olduğunu aslında biz çıkarım yapıyoruz. Bu konuda kesin bir bilgi yok. Yapılabilen çıkarımlardan bir tanesi bir şekilde Luke Skywalker'la Rey'in birbirine bağlantılı olması. Yani Rey'in Luke Skywalker'ın kızı olması. Peki bu nasıl olabilir? Benim tahminim şu yönde. Belki doğru, belki yanlış. Hani şu anda kanon mu bilmiyorum ama eskiden bir karakter vardı Mara Jade diye. Kendisi imparatorluk casusuydu. Ve görevi Luke Skywalker'ı öldürmekti. Ancak bu Luke Skywalker'ı öldürmeye çalışırken onunla duygusal açıdan yakınlaşıyor. Ve zaman içerisinde aşık oluyor. Daha sonradan da evleniyorlardı ve bir çocukları oluyordu. Bu eski kanon, eski yani şu anda kanon değil. Eski geçerli olan hikayeler arasında böyle bir hikaye vardı. Hatta bu evlilikten çocukları da oluyordu. Hatta eski hikayelerde şöyle devam ediyordu olay. Leia ile Han Solo'nun çocuğu oluyordu. Luke'la Mara Jade'in çocukları oluyordu. Bu çiftlerin çocuklarının, yani bir ailenin çocuğu aydınlık tarafa, diğer çocuğun ailenin çocuğu, karanlık tarafa geçiyordu. Ve karanlık tarafa geçeni oradan almaya çalışıyorlardı. Yani durdurmaya çalışıyorlardı. Aslında şu anki filmde biraz örtüşmekte. Hatta bayağı bir örtüşmekte. Belki böyle bir şey olabilir. Zaman içerisinde Mara Jade ortaya çıkabilir. Ama şu anda tam ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Bu benim sadece aklımda yürüttüğüm bir teori. Bunu dikkate almayabilir dinleyiciler. Zaten film de şöyle başlıyor arkadaşlar. Luke Skywalker'ın nereye gittiğine dair. Çünkü kayboluyor Luke Skywalker ortadan. Ve onu bulmakla alakalı bir harita çıkartmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Haritanın bir parçasını da direnişe ulaştırmaya çalışırken. İşte imparatorluk güçlere bir saldırı gerçekleşiyor. BB-8. O saldırıdan kaçarken işte Rey'i buluyor. Aynı şekilde ondan sonra onlara şeye katılıyor. Finn katılıyor. Aynen. Stormtrooper katılıyor. Ve oradan sonra zaten olaylar başlıyor. Biraz şeyden de bahsedebiliriz aslında. Finn'den de bahsedebiliriz. Çünkü çok fazla antipati topladı ki bende de bir antipati uyandırmıştı. Finn kendisi normalde fragmanları izlediğiniz zaman sürekli terleyen bir adam var karşımızda. Sürekli nefes alıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Hep bir şeyler oluyor. Bu adam ne işe yarıyor diye böyle bir düşünüyoruz. Gibi. Ama bildiğiniz böyle hani Kemal Sunal bizim için neyse Finn de Star Wars tam bir halk çocuğu yani, değil mi? Halk kahramanı gibi bir şey yani. Evet. Böyle arada çok sırada çok kendi ifadesiyle önemli bir adam. Arada sırada çok komik, ilginç çıkışlar yapan, bir droidi yalan söylemeye ikna edebilen, garip garip
tavırlar takınabilen. Belki de evet, tam aslında orada BB-8'de konuştuğu bir sahne var. Daha doğrusu işte Rey'e söylememesi gereken, daha doğrusu Rey'e direnişin yerini bilmediği halde işte Rey'e direnişten birisi olduğunu söylüyor. Ve o arada işte bir BB-8'de arasında bir konuşma geçiyor. Bence filmin en komik sahnesi orasıydı. Birbirine böyle okey çekmeye denedim. Evet. Orası çok hoşuma gitmişti. Önceki filmlerden bunu söylemiştik aslında spoiler olmayan kısımda ama bunun 4, 5 ve 6'ya... Bir tane daha aslında teori var. Biz lider olarak, bu ilk düzenin lideri olarak lider Snoke'u görüyoruz. Bu arada lider Snoke'u canlandıran kişi Andy Serkis. Kendisi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum karakterinin canlandıran kişiyle aynı kişi. Bunu da ez cümle bilgi olarak vereyim. Şöyle bir düşünce var. Bu Lord Snoke adlı karakterin belki de Darth Plagueis olabileceği teorisi gündemde. Bu kişi kimdir? Şöyle anlatayım. Darth Sidious'un bir hocası var. Darth Plagueis. Hı-hı. Tüm Sith yolunu kendisinden öğrenmiştir. Ve normalde anlatılan hikayeye göre Darth Plagueis kendisi ölümü kandırmayı becermiş birisidir. Yani ölümü yenmiş birisidir. Ancak yine kanon hikayeye göre gidersek Darth Plagueis'u Darth Sidious öldürmüş olarak biliyoruz. Ancak şu da olmuş olabilir. Biz Darth Plagueis'un ölümü kandırdığını biliyoruz. Peki Darth Sidious'u neden kandırmasın? Evet. Darth Sidious'u kandırıp kendini ölmüş gibi gösterip aslında perde arkasından işleri devam ettirdiğini, hatta Darth Sidious öldükten sonra da Sith olarak yaşamına devam ettiği ve kendine yeni çıraklar topladığını söyleyen, bu konuda teoriler üreten insanlar da var. Anladım. 4, 5 ve 6 demiştim. Önceki filmlerden çok fazla göndermeler yaptılar. İşte Millennium Shine ile başlayıp ondan sonra işte aynı şekilde bir tane kantina evet, sahnesi vardı. Kantina sahnesi vardı. Onun dışında bu süper silahımızı koruyan bir koruma kalkanı var. Onu mesela 6. filmi izleyenler hatırlarlar. Bir yer harekatına iner Han Solo ve bombalarla o şey güvenlik yani koruma kalkanının jeneratörünü etkisiz hale getirir. Evet. Buna benzer olaylar ceyran ediyor. Ayrıca başka bir benzerlik mesela ilk ölüm yıldızı yok edilirken X-Wing'ler şeylerin kullandığı, cumhuriyetçilerin kullandığı X-Wing'ler mesela onlarla savaş yapılır. Yakın planda, yakın markajda işte bir anda Obi-Wan Kenobi Luke Skywalker'a gelir ve "Use the Force Luke" der ve tek torpidoyu atar vurur. Ona benzer. Evet mesela. Özellikle son kısım bayağı ona benzer bir şekilde. Oralara yakın yani. Sadece tek bir yerde değil. Onun dışında belli başlı benzer göndermeler var. Aslında insanların sevmesinin bence bir sebebi de asıl seride aslına yani sadık kalmasıydı diyebiliriz. İnsanların bölüm 4, 5, 6'dan çok fazla şey bulabilmesi. Yani J.J. Abrams'ın ve Walt Disney'in buna çok saygı gösterip göndermeler yapması. Yani çok hafif nüanslar. Böyle hani birebir aynısı değil. Gittiğiniz zaman aynı şeyi izlemiyorsunuz. Belki çok dikkatli bakmadığınız sürece farkına bile varmayabilirsiniz benzerliklerin. Ancak yakın olması, hikayenin hamurunun 1-2-3'ten ziyade 4-5-6'ya yakın olması bence başarısının şeyi vardı sanki değil mi? Hani filmlerde hani tek bir filmde olur ya işte ilk önce işte gençlik hallerini gösterir ve 20 yıl sonraya gider birden. 20 yıl sonra der ve işte yaşlanmış hallerini gösterir. Bunda da sanki öyle bir durum yok muydu? Çünkü işte bir kaç yıl sonrasına gidip artık onların yaşlı hallerini görüyoruz ve yaşlı hallerinde kendileri oynuyorlar. Aslında yani, böyle bir tarafı vardı. Çünkü ortamlar, güzel. Ondan sonra karakterler, oyuncular hep aynı kişiler, gördüğümüz kişiler. Hatta farkındaysan eski serideki o çok basit efektleri bile kullanmışlar. Tabii. Onları değiştirmemişler mesela. Artık yeni teknolojiyle çok daha özelini yapabilecekken seriye sadık kalmak maksattı. Örneğin mesela işte o düşman şeylerine vururken de uzay gemilerin falan mesela vururken de Millennium Shahin'indeki evet. Sistemlerin hepsi aynı, eski sistemlerdi. Birebir aynı grafikleri. Çok fazla CGI
kullanılmamış. Bunun evet, yerine çoğu hep kostümler veya işte maketler, kuklalar kullanılmış. Bence bu daha gerçekçi yapıyor. Yani biraz ondan, biraz bundan, biraz daha gerçekçi. Filmde gerçekten fark ediyorsunuz. Hani CGI ve açıkçası şey diyorsunuz, artık her şeyi çok iyi yapabiliyorlar. CGI ile ne fark olabilir diye düşünüyorsunuz ama yani özellikle kostüm kullanılması, gerçek görüntülerin olması çok büyük etki ediyormuş. Biz onu da bu filmde bir kez daha görmüş olduk. O açıdan güzel olmuştu. Çok fazla bahsedeceğimiz hiçbir şey kalmadı bence. Yani genel olarak tüm hattından bahsetmiş olduk. Evet. Önemli olayları da anlattık. Film gerçekten de gidilip güzeldi. Görülmesi gereken, yani para verilebilecek bir film. Seriye şöyle sadık. Söyleyeyim. Başka bir seriden referans verebilir miyiz? Elbette. Tamam, mesela en yakın gittiğim Açlık Oyunları vardı. Ben Açlık Oyunları'nın kitaplarını okumuş bir insanım. Hatta üçüncü kitapta iki film çektiler. Hı hı. Ve ben şey bekliyordum. Yani ilk filmin durağan olması benim için çok önemli değildi. Çünkü kitabın ilk yarısında gerçekten çok fazla bir şey yoktu. Tam aksiyonun başladığı yerde kitabı bölmüşlerdi. Ve daha sonrasında sürekli aksiyon vardı. Dedim ki Allah'ım, son Açlık Oyunları çok güzel olacak. Çok şahane olacak. Gerçekten güzel bir film izleyeceğiz. Ancak gittim gördüm. Yani beklediğimi alamadım mesela. Yani o film daha durağan, bana daha sıkıcı geldi. Hani bunu sinemada da izlemesem olurdu diye düşündüm. Ama Star Wars'la ilgili, yani bu bölüm 7 ile evet, ilgili evet, hiç öyle bir şey aklımdan geçmedi. Şu anda saat 5'i çeyrek geçiyor. 5'i çeyrek geçiyor. Bu saate kadar uyanık kaldım. Ama her dakikasına, değildi, her anına değerdi. Değerdi, aynen. Ya işte mesela bahsettiğin Açlık Oyunları gibi, işte son dönemde çıkan Maze Runner'da da aynı, bir ikinci filmde de aynı bir hayal kırıklığı falan yaşanmıştı. Biz şu anda açıkçası şeyi çok merak ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla 8. filmin yönetmeni farklı bir isim olacak. Hı-hı. Abrams olmayacak. Acaba o neler yapacak? Çünkü sonu artık böyle hani devamının geleceğini çok net bir şekilde belli ederek bitti. Herhangi benim, bir twist benim, falan benim, yaşamadık. Benim yani farklı şu, bir... Benim düşüncem şu. Mesela Luke Skywalker'a 4-5-6'da baktığımız zaman Yunus Emre gibi. Hamdım, piştim, oldum. Hamdı 4'te, 5'te pişti, 6'da oldu. Bunun gibi şu anda yeni bir kahramanımız var. Ve bence çok güzel bir şey bu. Baş kahramanımız bir bayan. Kendisi. Rey'i. O zaman diyorsun, evet, ki Rey bence baş kahramanımız. Han Solo ile başlattık. Luke'la devam edecek. Han Solo ilk hocamız. Giriş yapıyor. Hamken yardımcı oluyor. Onu pişirecek olan ve daha çok ikinci filmde ön plana çıkacak belki de Luke Skywalker. Üçüncü filmde de birazcık belki yani teşbihte hata olmaz. Yani dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Nasıl ki mesela Harry Potter belli bir şeye gelene kadar, olgunluğa gelene kadar hep yanında Dumbledore vardı. Ama son savaşında Dumbledore yanında değildi. Tek başına yaptı. Bunun gibi bence 7. filmde bu şekilde, 8. filmde Luke veya başka hocalar, 9. filmde de artık büyük tehlikeyle bu ilk düzen mi olur, şeyin kendisi Lord Snoke'un kendisi mi olur? Yani yine 4-5-6'daki gibi tek bir kötüye, hani tek bir iyi, tek bir kötünün çatışmasını mı göreceğiz? Yoksa klon savaşlarında gördüğümüz gibi daha gerçekçi, işte bir grubu hedef alan bir savaş veya mücadele mi olacak? Onu tabii daha sonra göreceğiz. Aynı şekilde işte Kylo Ren'in ilk filmde kendi içinde yaşadığı aydınlık, karanlık çatışması tabii. Acaba bir sonraki filmlerde devam edecek mi? Yoksa tövbe edip dönecek mi? Evet, veya dönecek mi? Olacak? Ya da sonu Darth Vader gibi mi olacak? Darth Vader çünkü tam böyle işte oğlunu kurtarıyor ama kurtarırken artık ölüyor. Haliyle burada öyle bir durum yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Ama pek bence, yaşanacak ama gibi bence, durum. Bence bu adam hani şey yapmasın ya. Evet. Hiç o hak etmiyor yani böyle. O direkt Kylo Ren olarak kalsın. Sonunda böyle bir iki kıyak yapayım. Hani bu şey gibi, hani ömrüm boyunca günah işledim, bir tövbe edeyim de cennete gireyim der gibi. Bence olmamalı. Cezasını çeksin yani. Ya zaten mesela baktığımız zaman, hani sen Darth Vader örneğini verdin ya,
Darth Vader'da baktığımız zaman Darth Vader'da şöyle bir şey var. Kasıtlı olarak hiçbir zaman kimseye zarar vermiyor aslında baktığımızda. Nasıl? Hatırlarsan ilk filmde verilen emri yerine Evet, getirememiş bir birinci ve ikinci komutanı filmde. Force Choke'la yani boğmayla öldürebiliyor. Onun yerine başka bir komutan verebiliyor. Ama ikinci Death Star yapılırken bu işten görevli olan kişi sadece uyarıyor. Yapamadığın takdirde sonuçlarına katlanırsın Katlanırsın diyerek. diyor ve bir uyarıda bulunuyor. Ve mesela dikkat edersen şeyde Cloud City'de Han Solo'yu ve Leia'yı ele geçirmeye çalışırken çok kolay bir şekilde öldürebilecekken Han Solo'nun sadece elindeki silahı çekiyor. Medeni Evet. bir şekilde konuşmaya başlıyor. Yani ve aslında Dark Side'a geçerken de 1 2 3'teki Anakin Skywalker'a baktığımız zaman amacı aslında iyilik ve sevgi. Aslında ilk istediği şey Padmé'yi koruyabilmek, çocuklarını koruyabilmek. Onlara duyduğu sevgi aslında bunun Darth Sidious tarafından, Palpatine tarafından kullanılması sonucu Darkseid'e dönerken yani ben bu adamın niye Darkseid'e döndüğünü anlamış değilim yani. Ya işte açıkçası onu da merak ediyorum. Bir yan film ya da bir çizgi roman farklı bir şeyle bunu anlatacaklar mı? Niye böyle olduğuna dair bir Bence bu içinde de işe çünkü bir bence bu çatışma buna filmde yaşamakta. filmin içinde girerler. Beşinci filmde bunun içine Geçmişine girebilirler. girerler. Tabii. O zaman filmde yani 5. filmde de aynı şekilde daha doğrusu 8. filmde bir şeye devam edecek diyorsun. Yine ana karakterlerden biri Tabii. olarak karşımıza Şu gözükmeye anda devam edecek. biz bir şey nasıl derler? Normalde bir büyücü mesela hazırlık kısmı vardır. Hazırlık kısmından sonra bir de prestij kısmı vardır. Biz şu anda karakterlerin hazırlık kısmını gördük. Prestij kısmını yani asıl patlayacakları yeri görmedik. Bu yüzden daha bu karakterlerle ilgili tanıtımlar da yapılabilir. Veya bu tanıtımlar geçip bunların aksiyona girmiş hali de verilebilir. Tabii bu bir Ya sonraki şeyin aralarında farklı bir ya daha doğrusu Rey ile Kylo Ren'in arasında bir savaş olacağı belli. Çünkü tam işte onların yaptığı savaş sonrasında aslında belki de Rey onun işte öldürecekken bir anda işte hani ölüm yıldızında tabii patlamasıyla birlikte böyle tam da ortadan ikiye ayrılması onların olduğu yerden hani bir karanlık ve bir aydınlık tarafı çok iyi temsil eden bir sahneydi bence evet. orası. Çok güzel göstermişlerdi işte o kendi yoluna gitti, diğeri kendi yoluna gitti. İçimizde yine bir Tekrar şey tekrar vardı. tekrar Tabii karşılaşmak yani o üzere Kylo ayrıldılar. Ren'deki o aydınlık taraf şeyi kuşkusu acaba işte ilk filmde şeker mi gibi bir düşünceye soktu bizi ama Ben çekeceğini düşünmüyordum yani. O kadar yola girmiş, o kadar şey yapmış bir karakterin. Mesela Vader gibi birisinin bile çok uzun zaman aldı yani. Ki evladına duydu. Aslında Vader'da neyi görüyoruz? Darkseid'e dönmesine sebep olan şey onun tekrar yani karanlık tarafa dönmesine sebep olan olay onun tekrar aydınlık tarafa dönmesine sebep oluyor. Evlatlarına, eşine ve çocuklarına duyduğu sevgi onu karanlık tarafa çeviren o sevgi tekrar onun aydınlık tarafa Evet. dönmesine, bunun için fedakarlık yapmasına sebep oluyor. Temelde bu adamın davranışlarında bu var. Hani her ne kadar Hayden Christensen'ın Anakin Skywalker tiplemesini birazcık uyuz bulsam da hani birazcık böyle kıl gelse de genelde Darth Vader profiline baktığımızda belki biraz kandırılmış, belki biraz yanlış tarafa yönlendirilmiş bir güç kullanıcısı görüyoruz. Ama Kylo Ren'in şu anda ne istediği, ne yapmaya çalıştığı, neden bu kadar Darkseid'a bağlı kalmaya çalıştığı ile ilgili elimizde hiçbir şey yok. Şey de belli değil aslında baktığımız zaman. Rey'in acaba Rey iyi tarafta mı kalacak, nötr mü olacak? Çünkü hani zaman içerisinde Star Wars kültürüne girmiş bir şey de var. Light side var, dark side var. Yani aydınlık ve karanlık taraf var ama bunun ortasında gri taraf da var. Ve belki de yeni bir Jedi nesli oluşturulacak. Bu yeni Jedi nesli hani ilk baştaki gibi hani sana bir tokat attılarsa sağ yanağına attılarsa sol tarafını çevir ona da atsınlardan ziyade hani kısasa kıssas Hammurabi Evet. kanunları gibi sana eğer Force Lightning attıysa sen de onu döndür ona at belki hani ama kendine öfkeye verme kendi kontrolünü kaybetme ama kontrolün dahilinde
gücü nasıl kullanabiliyorsan, gücü nasıl bükebiliyorsan o şekilde bük. Denebilir. Belki de böyle bir Jedi ile karşılaşacağız gelecekte. Peki şeyi bekliyor musun yeni filmlerde? O da hazır aklıma gelmişken sorayım sana. İşte son yani 5-6 ve 7'de gördüğümüz 4-5-6'da pardon görmüş olduğumuz işte Obi-Wan Kenobi'nin işte güç olarak işte bir ışık hüzmesi olarak gelip böyle Luke Skywalker'a yardımcı olması. Aynı şekilde acaba bir sonraki filmlerde biraz da olsa işte Usta'ya da evet hani gelmesi. Valla onu aslında bakarsan bence artık Luke Skywalker başkasının yardımına ihtiyaç duymayan çok güçlü bir karakter haline aldı. Hani ona görünmeleri onun çok onun gelgitlerini şey falan o zaman mı? Çok fazla daha belki, doğrusu Rey üzerinden mi gider belki diyorsun? Belki Rey'e yardımları olabilir. Evet ben de onu düşünüyorum. Usta'ya da gözükür mü? Ya da mesela hala içimde bir ses acaba Han Solo ölmemiş olabilir mi? Ya çünkü düştü evet ama acaba geri gelebilir mi diye bir böyle bir umut aslında. Hani ya ben o sahneyle ilgili pek şüphem yok. Hani bu Game of Thrones değil böyle hani hadi her öleni canlandıralım. O da öldü hadi canlandıralım bu da öldürelim. Asla. Değil. Hani mesela baktığımız zaman benzer bir ölüm. İmparatorun ölümü. İmparator biliyorsun Vader kendisini tutuyor. Boşluktan aşağı atıyor. O arada patlama sırasında can veriyor. Şey. O bu da ona benzer bir sahne. Bence ona benzer bir sahne ve yani kesin bir sahne. Yani bunun ne olduğu belli. Bence öldü. Anladım. Yani bir Arrow dizisi özellikle şu sıralar Arrow'da birazcık oradan da spoiler vermiş olacağız ama ölen herkes tekrar hayata dönüyor ya onun gibi bir şeyle yani, karşılaşmayacağız. Yani. O diyorsun ki artık Han Solo kendi hikayesini tamamlamış oldu. Ölen bence ölmeli. Hani öldü gösterilen ölmeli. Ona göre karakterler yolunu çizmeli. Biz şey yapıyoruz, bu birazcık bizde vardı. Niyeyse yabancılara da bulaştı. Kurtlar Vadisi'nde mesela. Örnek çok garip yerlere gidiyor örnekler ama. Kurtlar Vadisi'nde mematinin üstüne 10 şarjör mermi boşaltıyorlar. Adam bir gün yoğun bakımda kalıyor. İkinci gün çıkıyor bunun gibi. Evet. Hani insanlar kahramanlarının ölmesini istemiyor. Kahramanlarının yaşamasını istiyor. Ama bence kahramanlar da insan. Onlar da ölmeli. Her kahramanın bir zamanı vardır. Bir sıkıntı şurada ki kendisi güçle de birleşip hani en azından ışık hızmesi olarak aramıza geri de dönemiyor. Haliyle zaten Han Solo'nun artık bu film itibariyle aramızdan ayrıldığını söyleyebiliriz. Tahmin edebiliriz. Şimdi belli de olmaz yani, evet. Yapımcılara. Hiç belli hani biz olmaz. Yaptık ettik oldu falan. Yani bakarsın bir yerden Doctor Who çıkar. Ya bu aslında fixed point değildi. Bu sabit nokta değildi. İşte ben de onu geri getirdim falan. Hani olmaz da. Acaba yapımcıların ne yapacağı da belli olmaz. Evet, yapılırsa da aslında çok olumsuz bir şekilde karşılanır diye söyleyebiliriz. Bence artık kapatabiliriz. Çünkü bayağı farklı yerlere Kurtlar Vadisi'ne bile girdik. Benim kabahatim. Yani artık kaydı sonlandırmamızın zamanı gelmiştir. Bu sebeple mi? Sadece bu sebeple mi? Bu sebeple değil aslında. Bir 15 dakika önce falan ben bu cümleyi kurmuştum ama sonra başka bir şeyler söyledin. Araya kaynadı. Ondan sonra devam ettik. Gidin arkadaşlar izleyin. Sonra bir daha gidip izleyin. Ondan sonra Blu-ray falan çıktığında bir daha izleyin. Hak ediyor çünkü. Bir sonraki film en erken 2018'in sonlarında gözükecek. Artık o zamana bakalım kadar da iple çekiyoruz. O zamana şimdi kadar bakalım ne göreceğiz, ne yapacağız. O zamana kadar aynı şekilde bu filmde olduğu gibi bir sürü tahminler yürütülüyordu. Beyin fırtınası falan yapılıyordu. Burada da aynı şekilde devam edecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız memnun kalmışsınızdır. Siz de bizim kadar zevk almışsınızdır evet dinlerken. Sizlere iyi eğlenceler. Bizlere de artık iyi uykular. İyi geceler. Bize iyi geceler. Aslında günaydın. Daha doğrusu günaydın evet. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.